Merhaba Şifre Redlet izleyenleri. Ben Tolga Cem Küçük İlmaz. Bu videomuzda Sony'nin yeni amiral gemisi Xperia Z3'ü detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Xperia Z3 biliyorsunuz Berlin'de düzenlenen IFA 2014 fuarında tanıtılmıştı. IFA 2014'de yoğun bir kadroyla katılan Şifre Redlet'te Xperia Z3'ü ve Xperia Z3 Compact'ı sizler için orada incelemişti. Biz şu anda detaylı bir incelemeyle karşınızdayız. Xperia Z3 elimize geçti. Bakalım bizlere neler sunuyor. Hep beraber bu incelemede en ince detaylarıyla göreceğiz. Xperia Z3 esas Xperia Z2'den sonra çok büyük bir teknik özellik sıçraması yeniliği getirmedi. Sony 6 ayda bir amiral gemisi çıkarmasıyla beraber, kararı almasıyla beraber Xperia Z1, Z2, Z3'ü hızlı bir şekilde piyasaya sürdü. Baktığınız zaman Xperia Z1'den bu yana teknik özellikler bazında ufak değişiklikler olsa da inanılmaz bir şekilde ne tasarım ne de teknik özellik tarafında değişiklik olmadı. Özellikle Xperia Z2 ile Z3 arasında teknik özellik bazında çok büyük değişiklikler yok. Değişiklikler nerede oldu diyorsanız belli bir süredir Xperia Z3'ü kullanıyorum. Telefonun kullanım deneyimi açısından geliştirmeler var. Yani evet, teknik özellikleri benziyor ama bazı yeniliklerle beraber bu teknik özellikleri çok daha verimli kullanmanız sağlanmış. Bu açıdan Xperia Z3 deneyimsel olarak başarılı bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Yani Xperia Z2'deki deneyim Xperia Z3'te biraz daha yukarı çıkartılmış ve daha başarılı hale gelmiş. En basiti ekran, kamera ve genel mesela ısınmaması gibi özellikler olarak sıralayabiliriz. Bu videomuzda da bu deneyim farklılıklarını sizlerle sık sık paylaşacağız. İlk başta teorik olarak ekrandan başlayalım. Xperia Z3'ün ekranı yine Xperia Z2 gibi 5.2 inç büyüklüğünde Full HD çözünürlüğü kullanıyor. IPS ekran tabanlı. Triluminos teknolojisini de kullanıyor. Ayrıca Bravia Engine falan Sony'nin zaten kullandığı teknolojileri kullanıyor. Ekranda ne farklı diyecek olursanız parlaklık değerleri farklı. Xperia Z2'de 460 nit parlaklığında bir ekran paneli kullanılıyorken bu cihazda parlaklık 600 nit seviyesine çıkartılmış. Yani çok ciddi bir ekran parlaklığı farkı var. Gerçekten ekran ciddi seviyede parlak. Bu parlaklığı yaparken de görüntü kalitesinden bir şeyler kaybetmemiş. Kontrast değerleri olsun, beyaz değerleri olsun gerçekten başarılı. Yani mesela ekran parlaklığı artıyor ama siyahlar ölmüyor. Griye dönüşmüyor siyahlar. Bu noktada özellikle simgelere, ekran koruyucularına, ekran görüntülerine baktığınızda, oyunlara girdiğinizde gerçekten etkileyici bir deneyim alıyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde iPhone 6 ve iPhone 6 Plus'ı detaylı bir şekilde incelemiştik. Orada da ekranın başarılı olduğunu söylüyorduk. Parlaklık değerlerinin arttırıldığını söylemiştik. Benim Xperia Z3'ün ekranından aldığım deneyim daha ötede. Açıkçası hem PPI değerleri olsun, hem parlaklık değerleri hem de renk paleti olsun. Gerçekten etkileyici, güzel bir ekran bizi bekliyor. Xperia Z3'ün ekranındaki PPI değerlerine baktığımızda 424 PPI değerini görüyoruz. 424 PPI Z2 ile aynı. Sonuçta ekran çözünürlüğü değişmiyor. Ekran büyüklüğü de değişmiyor. Bu açıdan Z2'ye göre bir fark yok. Fakat Z2'ye göre daha parlak bir ekran var. Daha kaliteli bir ekran var. Önemli olan zaten bu diye düşünüyorum. Sonuçta 2K ekranlı bir telefon alıp telefonunuzun daha çok kasması ya da daha çok pil tüketmesi değil. Yani Full HD şu anda gerçekten yeterli bir görüntü kalitesi sunuyor. Sony de Full HD'yi yükseltme gereği duymamış. Bence de Full HD, hatta yerine göre HD çözünürlük bile yeterli olacağını düşünüyorum. Mesela Xperia Z kompakt modellerini o yüzden seviyorum. Hem güçlü donanım hem 720p çözünürlük çok yüksek performansı size getiriyor. Full HD olması, yeterli donanımı sunması bu cihazı dengeli bir cihaz haline getirmiş. Yani ben teknik özellik yarıştırmıyorum, size deneyim sunacağım diyor Sony bu telefonda. Evet, ekran noktasını bir kenara bırakacak olursak telefonun tasarımında bazı geliştirmeler var. Ben Sony Xperia Z ailesinde özellikle Omni Balance tasarımıyla beraber köşelerini sevmiyordum. Bu tabi zevk ve renk, yani herkes sevebilir sevmeyebilir diye bir şey diyemeyiz. Ben sevmiyordum. Özellikle telefonu şöyle elinizin arasına alıp birine vursanız delebilirdiniz. Yani hasar verebilirdiniz çünkü kenarları gerçekten sivriydi. Sivri kenarlar telefonu tek elle tutmanızı da zorlaştırıyordu. Sony bu noktada gerçekten Xperia Z3'te tasarımda minik dokunuşlarla çok daha başarılı bir hale getirmiş. Böylece telefonunuz tek elle daha başarılı bir şekilde tutulabiliyor. Özellikle üst taraflardaki kenarların ovalleştirilmesi cihaza hem görsel hem de kullanım açısından şıklık katmış. Yine arka ve önde cam kullanıldığını görüyoruz. Yani diğer Sony Xperia Z ile başlayan bu akımı devam ettiriyor. Gerçekten elinize aldığınızda premium hissi hissediyorsunuz. Başarılı bir telefon. Kasa yapısı da sağlam.
kasa demişken telefon su geçirmiyor. Xperia Z'ye de su geçirmiyor. Z1'de Z2'de geçirmiyor. Z3'ün farkı ne diyecek olursanız IP68 sertifikasını kullanıyor. Bu sefer suyu dayanıklı bir cihaz var. Yani gerçekten dayanıklılığı daha arttırılmış. Değerler açısından baktığımızda 1 metre derinliğe 30 dakika dayanabiliyor. Fakat bu sefer dayanıklılık seviyesi gerçekten artmış durumda. Eğer kapaklarınız kapalıysa, telefonda da kasa olarak çok büyük bir deforme yoksa suyun içine atabiliyorsunuz. Suda video çekimine de devam ediyor. Mesela şu an kamerayı açalım ve video çekimine başlayalım. Eğer ekstradan durdurmadığınız sürece çekim devam ediyor. Şöyle koyayım. Evet. Bu burada kayıda devam etsin. Telefon tüm kapaklarını kapatmıştık. Ona rağmen şu anda hala çalışıyor. Çalıştığını görüyoruz. Arada sırada sadece ekrana dokunuyormuş gibi algılamalar yapabiliyor. Şöyle çevireyim mesela. Beni göstersin. Bu tabi su geçirmemezliğin sevdiğim noktası, havuzda pek çok noktada telefonu kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz telefonu şimdi sudan çıkaralım ve tasarımıyla ve bizim biraz işkence testlerimizle devam edelim. Telefonu su içerisinden çıkardık. Şöyle bir silelim hemen. Şimdi tasarımla ilgili teknik özelliklere geçmeden önce, günlük hayatta telefonlar cebimizde bir sürü ekstradan anahtar gibi ürünlerle cebelleşiyor. Bakalım. Xperia Z3 bu konuda dayanıklı mı? Ya zaten bir telefon alırsanız böyle hareketler yapmayacaksınız diye düşünüyorum. Biraz daha abartalım. Şunu da atalım. Evet. Şimdi bunları bir kenara koyduğumuzda Xperia Z3'ü şöyle bir ekranını silelim. Evet. Şu anda ekran üzerinde hiçbir çizik yok. Aynısını arka tarafa da uygulayalım. Şimdi arka taraf biraz beyaz olduğu için zor gözüküyor. Ama ışığa doğru tuttuğumuzda da inanılmaz büyük bir çizik yok. Şurada bir noktada hafif bir çizik olmuş. Şurada biraz daha önceden olmuştur. Bu da bu, çünkü daha önce de vardı. Evet, ya burada da ciddi bir çizik yok. Telefonun önünde de arkasında da sağlam bir cam kaplama var. Bu sağlam cam kaplama zaten Xperia Z1, Z2, Z3 hepsinin malzeme kalitesi iyiydi. Bu telefonun da malzeme kalitesi güzel açıkçası. Hani kullandığım sürede de malzeme kalitesiyle ilgili kötü bir izlenim almadım. Telefon IP68 sertifikasına sahip, suya karşı ve toza karşı dayanıklı. 1 metre derinlikteki suya 30 dakika dayanabiliyor. Bunları bir kenara koyuyoruz. Bunun haricinde telefon tüm bu özellikleri sunarken ağır da değil, 152 gram. Yani 152 gram insanı etkilemiyor. Kenarlarının ovalleştirilmiş olması telefonu tek elle tutmak pozisyonunu daha başarılı bir noktaya getiriyor. Yani Sony'nin ben daha önce sevmiyordum. Xperia ailelerinde omnibalans tasarımla beraber kenarları çok köşeliydi. Hani birine böyle vursanız telefon can acıtıyordu neredeyse. O kadar sivriydi. Bu kenarların ovalleştirilmesi telefonu tek elle tutma konusunda daha başarılı bir noktaya getiriyor. Tıpkı daha önce incelediğimiz iPhone 6, iPhone 6 Plus'taki gibi kenarlardaki bu ovalleştirme telefonu tek elle tutma açısından çok daha başarılı bir hale getiriyor ve gerçekten telefonu tek elle kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu açıdan gayet başarılı. Şimdi telefonun ekranı çizilmiyor dedik. Ekranı iki taraflı dayanıklı olduğunu söyleyeyim. Kenarlarda da alüminyum kasa kullanılmış. Bu alüminyum metal çerçeve telefonun premium hissi veriyor. Şu şekilde kapaklarda metal kaplama devam ettiriliyor. Yani herhangi bir bütünlük bozulmuyor. Kapaklar eskisine göre daha kaliteli. Özellikle her gün kullandığınız bileşen, mesela şarj soketi
USB soketi bir tek ürünle beraber burada duruyor. Eskiden yanında micro USB olabiliyordu. Başka şeyler micro USB diyorum. Micro SD kart olabiliyor. Şu anda sadece bu var. Sadece şarja takarken bu kapağı açıyorsunuz. SIM kart ve micro SD kart girişlerini ise buradan yapıyorsunuz. Dediğim gibi yine tasarım olarak bildiğimiz gibi çıkıntılı bir güç butonu var. Bu güç butonu da gayet şık duruyor. Sağlam gibi de duruyor. Hani çok zorlasanız belki çıkar ama hani şu anda bir sıkıntısını yaşamadım. Güç butonu yine bütünlük sağlıyor. Kamera deklanşör tuşu burada. Çift hoparlör söz konusu. Çift hoparlör gayet başarılı ses veriyor. Sensör burada. Bildirim ışığı da şurada duruyor. Bildirim geldiği zaman buradan yeşil, kırmızı tonlarını ya da mavi gibi tonları görebiliyorsunuz. Burada docking station girişi var. Buradan da hiç bununla uğraşmadan bu çünkü tak çıkar yaptıkça buraları daha hassaslaşacak. Bunlarla uğraşmadan direkt bir docking station alıp şarj ünitesine alıp telefonu böyle direkt şarja takabiliyorsunuz. Bu kullanmayı ihmal etme. Yani bu telefona para verip aldıysanız şuraya da bir tane docking station alıp telefonu direkt böyle şarja takın. Ki buraları tak çıkar yaptıkça zamanla şarj yeri yalama olmasın ve su geçirmez diye hassaslaşmasın. Eğer ben telefonu kamera gibi kullanacağım falan diyorsanız da buraya telefonu bir ip de takabiliyorsunuz. Dediğim gibi telefonun tasarımı gayet şık ve başarılı. Tasarım konusunda herhangi bir negatif yönü yok. Eleştireceğim bir noktası da yok. Hem sağlam hem şık hem de ölçü bakımından da başarılı. 152 gram ağırlığa sahip. En kalın noktası ise yani zaten her yeri aynı noktada. 7.3 mm gerçekten kabul edilebilir bir ağırlık olarak söyleyebilirim. Telefonun yüksekliğine gelecek olursak da şöyle bakalım. Yükseklik noktasında da telefon yaklaşık 15 santime yakın bir yüksekliğe sahip. Yani o 152 milim, 153 milim diyebiliriz. Hani böyle bir yüksekliğe sahip. Genişliğe de bakacak olduğumuzda yaklaşık 7 santim olduğunu görüyoruz. Yani dediğim gibi cebe rahatlıkla girebilecek bir akıllı telefon. Telefonun ön ve arkası cam olduğu için akşam yatıyorsunuz yatakta, telefona bildirim geldi. Elinizle uzandığı zaman elinizin burası da aynı hissi alıyor. İlk başta şaşırıyorsunuz. Önde de bir home butonu falan olmadığı için aa telefonun önü neresiydi falan diyorsunuz. Hani o ayrıntıyı da söyleyelim. Evet şifteli izleyenleri, Xperia Z3'ün tasarımı ile ilgili konuşacaklarımız konuştuk. Telefon sağlamlığına da baktık. Yani normal telefonu cebinize koyduğunuzda karşılaşabileceğiniz hem araba anahtarı hem ev anahtarınızı koyduk. Üstüne de sürttük. Hemen kolay çizilecek bir yapıda değil. Ön tarafı da arka tarafı da gayet sağlam. Telefonun yan taraflarında da yaşadığım, kullandığım günler zarfında herhangi bir kolay çizilme ibaresine de rastlamadım. Yani tasarım olarak kullanışlı, güzel, sağlam bir telefon. Ayrıca tek el kullanımı da zor değil. Kenarlarının eskisi gibi sivri olmadığını da söyledik. Bunları da özet geçelim. Gelelim telefonun teknik özelliklerine. Telefonun teknik özelliklerine bakacak olduğunda yine Xperia Z2'den çok da büyük bir farklılık sunmuyor. Dediğim gibi bu noktalarda belki Sony eleştirilebilir ama deneyim olarak bakacak olduğunuzda ya da gereklilik açısından baktığınızda Full HD bir telefon için şu anda Snapdragon 801 yeterli bir işlemci. Bu işlemciye yetersiz diyorsak Samsung Galaxy S5, ne bileyim HTC One M8 gibi diğer telefonlara da yetersiz deriz. Ha, şimdi diyecek olursanız ki tamam onlar bir önceki telefondu. Zaten Sony 6 ayda bir telefon çıkaracağım diyor. Yani 2015'in ilk çeyrek, ikinci çeyreklerine geldiğimizde yine zaten Sony Xperia Z4 gibi bir telefon tanıtacak. Orada yine daha başka bir işlemci koyacak ve böylece popülerliğini kaybetmemiş olacak. Ama bir açıdan baktığımızda telefonların da modellerinin biraz eskidiğini görüyorsunuz. Burada ise aslında iki ucu farklı. Yani Samsung Galaxy S5'i ilk başta Snapdragon 801 işlemciyle çıkartıyor. Ama daha sonra ne yapıyor? Başka bir ürün diyor. Snapdragon 805 işlemcisini kullanan Galaxy S5 LTE Advanced modelini çıkartıyor mesela. Tamam Galaxy S6 demiyor ama yine farklı varyasyonlarını çıkartıyor. Bu açıdan Sony tek bir model çıkartıyor ama 6 ayda bir çıkartıyor. Yani bu açıdan baktığınızda çok büyük farklılıklar yok. Sürekli farklı editionlar, modeller çıkartmaktansa böyle gitmek de olabilir. Hani bu konuda da eleştirmek biraz insafsızlık olacak. Çünkü bir tarafta 50-60 model çıkartan bir firmadan bahsediyoruz. Sony bu kadar sirkülasyonun olduğu bir sektörde rekabet için 6 aya indirmiş telefon çıkarmasını. Bu kadar açıklamadan sonra gelelim işlemci. Snapdragon 801 AC kullanılıyor. AC işlemcisi 2.5 GHz'inde çalışıyor. Yine
ARM Cortex A15 mimarisinden esinlenen Crate çekirdeğini kullanıyor. Bu çekirdeklerden 4 tane var, yani 4 çekirdekli. 2.5 GHz hızında çalışıyor. İşlemcisi aynı Xperia Z2 ile, tek farkı o yaklaşık bir frekans farklılığı var. 2.3 GHz yerine 2.5 GHz hızında çalışıyor. Adreno 330 grafik işlemcisi var. Bu grafik işlemci Full HD'de güzel performans veriyor. Yani şu andaki oyunlarla bir sıkıntı yaşamıyor. Güzel bir şekilde çalışıyor. Eğer bu kullanılan ekran 2K çözünürlüğünde olsaydı Snapdragon 801'li olmasını eleştirirdim. Ama 2K çözünürlüğünde olmadığı için Full HD ile yeterli bir performans bizlere sunuyor. RAM tarafında 3 GB'lık RAM var. 3 GB RAM şu anda zaten üst seviye amiral gemilerinde bulunan bir RAM değeri, verimli bir şekilde çalışıyor. Depolamaya baktığımızda 16 GB dahili depolama var incelediğimiz cihazda. 32 GB'lık sürümleri de var ama Türkiye'de büyük ihtimalle önceki olduğu gibi 16 GB'lık gelir. 128 GB'a kadar microSD kartı genişletebiliyorsunuz. Uygulamaları da oraya taşıyabiliyorsunuz. Dilerseniz biraz teknik özelliklerinden bahsettik. Telefonu kullanmaya başlayalım. Hani donanım tarafında neler yapıyor, performansı neler? Arayüzden de bahsedelim. Android 4.4.4 KitKat ve yenilenen arayüz bakalım bizlere neler sunuyormuş. Sony Xperia Z2 şimdi elimizde, kullanmaya başlıyoruz. Telefonun incelemesinde hep dedik ekranı çok güzel, ekranı çok güzel, ekranı parlak. Ne kadar parlak? Şimdi yanına bunun bir telefon koyalım. Samsung Galaxy Note 3'ü koyalım. Aradaki farkı şöyle koyalım. Galaxy Note 3'te profesyonel fotoğraf modu hakim. İkisinin de ekran parlaklığı en yüksekte şu anda. Şöyle gösterelim. Evet, en parlak modda. Şu anda baktığınızda ekranlarda ciddi bir parlaklık farkı var. Özellikle telefonları yan açıda tuttuğunuzda da bu farkı iyice görebiliyorsunuz. Şöyle yandan baktığınızda hala Xperia Z2 beyazlığını, Z3 beyazlığını koruyor. Şimdi şunu şöyle atalım. Telefonu kullanmaya devam edelim. Snapdragon 801 AC işlemcisini kullanıyor. 2.5 GHz'inde çalışıyor. Bu işlemci gerçekten performanslı. Bunun yanında ekran gerçekten çok güzel deneyim sunuyor. Yani şu simgelerdeki kontrastın etkisi. Zaten Sony KitKat launcher'ındaki gibi, yani Android launcher'ındaki gibi büyük simgeleri kullanmış. Bu simgeleri böyle büyük büyük, renkli renkli, güzel güzel görüyorsunuz. Yiyesiniz geliyor. Gerçekten ekranı çok başarılı bir şekilde hazırlamış. Sony Android'den çok uzaklaşmayalım demiş. Gerçekten arayüzü çok hassas çalışıyor. Ve ben çok beğendim. Yani parmağınızla en ufak hızı algılayabiliyor ve efekti çok iyi. Çok hızlı bir şekilde, çok yumuşak bir şekilde geçişleri yapabiliyorsunuz. Yani her uygulamada olsun, her yerde bu geçişleri çok net bir şekilde hissediyorsunuz. Mesela Google Play Store'u açalım. Burada uygulama indirmelerden bakın. Her noktada bu smooth geçişleri hissedebiliyorsunuz. Hani herhangi bir takılma olmuyor. Şu anda belki bazı yavaşlıklar internetten kaynaklı. Burada bizim oda biraz yalıtımlı olduğu için internet biraz şey oluyor. Ama hani bastığınızda tek tek şu pencerelerin açılış hızı olsun, sayfaları yenileme hızı olsun gerçekten başarılı. Mesela Facebook açalım. Hemen açıyor. Mesela şunu açalım, hemen açıyor. Yani şu geçiş efektleri çok hızlı. Bu geçiş efektlerinin hızlı olması benim çok ciddi beğenimi topladı. Son çalışan uygulamalar burada. Yine eskisi gibi mini programlar çalıştırabiliyorsunuz. Mesela şuradan hesap makinesini açabiliyorsunuz. 5x5 diyelim. Aynı zamanda buradan uygulamaları da çalıştırmaya devam edebiliyorsunuz. Bu da güzel bir nokta. Mini uygulamalarda başka neler var? Buradan sayfa açabiliyorsunuz, Gmail açabiliyorsunuz, takvim açabiliyorsunuz. Yani artık bu mini uygulamalar gayet başarılı. Samsung'da da multi window diye var. Mesela Gmail'de açalım. Şimdi senkronize etmeyi bekliyor ama onu beklemeyelim biz. Yine Sony'nin arayüzü benzer bir şekilde devam ediyor. Şu anda mesela temaları seçebiliyorsunuz. Yine pek çok tema var. Duvar kağıdı tarafında da tercihler çok güzel. Pek çok yüksek çözünürlük duvar kağıdı var. Ya şu geçiş hızını tekrardan söyleyeyim. Yani gerçekten çok smooth bir geçiş var. Yani şu en ufak hareketinizi algılayabiliyor. Bazı spor arabalarda pedalın hassasiyetini, gazın hassasiyeti, o direksiyon hemen tepkimelerini seversiniz ya. Bu telefonda da o var. Yani dokunduğunuz zaman bir şeyler oluyor. Yani
Arka planda hemen geçişler var. Çok hızlı çalışıyor, güzel çalışıyor, temiz çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ha, bu arada bu arayüzde sevmediğim bir şey var. Mesela Samsung'da touch vizör yüzünde şuralarda mesela klasörleme yapabiliyorsunuz. Mesela. Hemen alayım şöyle. Mesela ben burada sosyal medya uygulamalarını, mesela sohbet uygulamaları burada, sosyal medya uygulamaları burada, müzik uygulamaları böyle sıralıyorum. Burada bunu tam yapamadım ama ne yaptım? Aşağıda klasörleyebiliyorsunuz sosyal medya. Burada anlık mesajlaşma diye direkt hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Yani ana menüde. Ama bu klasörlemeyi yaparken de şöyle. Buradaki uygulamayı alıp ana ekrana ekleyip böyle klasörlüyorsun. Ve tek tek bunları yapman lazım. Mesela yine karşılaştırma olacak ama Touch Wiz arayüzünün sevdiğim bir noktası da klasörün içinden artı butonuna basıp tek tek istediğin uygulamayı tak 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 bunu seçip bunu seçip bunu seçip yapabiliyorsun. Ama bu telefonda geçişler o kadar güzel ki şu simgeyi şuraya taşımak bile çok güzel. Yani şu hızlık, şu hız, yüksek seviyedeki stabilite gerçekten hoş. Arayüzünü beğendim. Buradan menüyü değiştirebiliyorsunuz. Uygulamaları kaldırabiliyorsunuz. Yüklenen uygulamaları görebiliyorsunuz. Burada Google Play Store ya da Google Sony Select'e gelebiliyorsunuz. Benim sevdiğim bir widget var. Kamera ile haşır neşir arkadaşlar widget, şu widget'ı koyarsa memnun olabilirler. Buradan hemen kameralara gelin. Şunu koyduğunuz zaman mesela diğer özelleştirmeleri alabiliyorsunuz. Direkt onları açıyor. Şimdi biraz web tarayıcısında gezelim. Evet. Masaüstü sitesini, pardon. Masaüstü sitesini isteyelim. Tak tak açıyor, güzel açıyor. Herhangi bir yavaşlama, herhangi bir sıkıntısı yok. Geçişler gayet hızlı. Herhangi bir kasma söz konusu değil. Arayüz gerçekten verimli çalışıyor. Telefonun arayüzünde sisteminde eleştirilebilecek bir noktası şu anda RAM'i temizleyemiyorsunuz. Arka plandan siliyorsunuz. 3 GB RAM var, çok gerek duymuyor ama hani böyle bir arada sırada clean programı kullanabilirsiniz. Hani şu anda 293 MB RAM'i boşaltmış mesela. Hani çok şart değil ama hani biz arada böyle şeyler de yapıyoruz. Onu da ekleyelim. Şimdi cihazda oyun oynayalım ve performansına bakalım. Şu an oyun başladı arkadaşlar. Sesini de açalım, göstereyim size. Çift hoparlörle. Ses biraz fazla oldu, kısalım. Oyun akıcı bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Zaten Asphalt 8 artık her cihazda çalışmaya başladı. Hani bunda bir performans düşüşü çok yok. Ama dediğim gibi boyunun Android sürümünde ya da Android cihazlarda araba biraz geç dönüyor. Yani iPhone'daki gibi çok hızlı dönmüyor. Onu da baştan söyleyelim ama hani akıcılığında çok bir fark yok dediğim gibi. Multitasking test yapalım. Ana sayfaya dönelim. Basalım, tekrardan açalım. Oyun devam ediyor. Bir daha yapalım. Şimdi Chrome'u açalım. Şöyle. Hemen çok hızlı bir şekilde açıyor, görüyorsunuz arkadaşlar. Stabilitede hiçbir sıkıntı, sorun yok. Gayet. Hassasiyet çok güzel. Şimdi tekrardan açalım. Evet, oyuna devam edebiliyoruz. Çoklu işlem tarafında da sıkıntıyla karşılaşmıyorsunuz. Bazı Android cihazlarda böyle çok uygulama açtığınızda bu uygulama baştan başlayabiliyor. Hani şu an bu cihazda o yok. Evet, artık bu uygulamayı kapatalım. Başka bir oyunda karşınıza geçelim. Modern Combat 5 grafikleriyle dikkat çeken bir Android oyun. Çok üst seviye grafiklerle cihazları sonuna kadar zorluyor. Bakalım burada nasıl bir performans bizleri bekliyor.
Şu an suyun altındayız. Su efektlerini görüyorsunuz. Adreno 330 GPU'su gerçekten başarılı bir GPU. OpenGL S3.0 destekliyor. Yani Full HD ekranlı bir telefonda gayet verimli bir performans sunuyor. Oyunda büyük bir optimizasyon sorunu yoksa görmüş olduğunuz gibi çok smooth, performans bir şekilde çalışabiliyor. Grafikler gerçekten üst seviye. Bu oyunu da çok beğeniyorum. Her ne kadar oynamak biraz zor olsa da. Evet. Eskiden bilgisayar Call of Duty bu kadar yüksek performanslı çalışmıyordu. Şöyle sağ solu parçalıyorum. Şu anda gerçekten oyunun performansı başarılı. Işık efektlerini falan da görüyorsunuz. Adam da kaç mermi yedi, ölmedi ya. Zaten şu an kasmazsa hiçbir şekilde kasmaz yani. Şu an bir sürü efekt var, bir sürü olay var burada. Bizim tüfek plastik mermi atıyor herhalde. Kaç mermi atıyoruz, ölmüyor adamlar. İlginç. Adam yanımızdaymış ya. Yapay zeka da bu arada tam şey. Adam yanında bekliyor, beni vurmuyor. Her şey siz oyunu geçin diye tasarlanmış oyunda. Bu hani grafikler güzel de bu arada oyunu da eleştiriyor. Şimdi oyunu oynadık. Bir de oyun oynarken ne kadar ısınıyor bir ona bakalım. Bu telefonun arkasında ısı iletim borusu var. İşlemcideki sıcağı kasaya dağıtıyor. Şöyle bir ekrana baktığımızda yaklaşık 32-33 derece olduğunu görüyoruz. Şöyle ışığını da açıp lazeri tutalım. 34 derece var. Arkasına baktığımızda da evet, en sıcak noktasının 35 dereceyle şu bölgede olduğunu görüyoruz. Isınma testi tabi esasında bu oyunlar çok zorlamıyor. Bir performans testi var, orada çok ısınıyor. Birazdan onu yapalım. Bir oyun daha açalım, ondan sonra onun da testini yapalım. Benim sevdiğim bir oyun var. Bu oyunda değil. Bu çok zorlayan bir oyun değil ama grafik olarak hoşuma gidiyor. Ayrıca telefonların sensörlerini de bu oyunla test edebiliyorum. iPhone 6'da metal desteği vardı bu arada. Hani bu metal desteğiyle ben bu oyunu oynadım. Şimdi bir de bunda oynuyorum. Çok inanılmaz farklılıklar yok. Biraz gölgeler falan değişmiş. Yani adamlar bazı şeyleri güzel pazarlıyor arkadaşlar. Onu da dipnot olarak ekleyelim. Yani bu cihazda da gayet güzel grafikleri alabiliyorsunuz. Bu oyunda da geçişler gayet güzel. Zaten çok kasan bir oyun. Her telefonda çalışıyor. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar, Antutu 5 çıktı. Antutu 5 ile beraber performans skorları yenilendi. Şimdi bizde daha önce hep Antutu 4 skorları vardı. O yüzden burada test sonucu, biz sadece cihazdaki test sonucunu açıklayacağız. Test tablosunu diğer testlerde göstereceğiz. Çünkü veri tabanını karşılaştıramıyoruz. 38.835 puan alıyor incelediğimiz cihaz. Sıralamaya da baktığımızda da yani işte Antutu 5'te puanlar yükseldi. Eskiden mesela bu cihazlar 38 puan almıyordu. 38.000 seviyesinde değildi de 34-35.000 seviyesindeydi. Şimdi puanlar yükseldi. Kendi kendine Antutu da puanlamasını değiştiriyor. Hani o yüzden performans testlerinde bunu artık hani böyle bu şekilde gösteriyoruz sadece. Performans test tablolarına geçmeden önce dilerseniz telefonu tamamen bir ısıtalım. Isıttığımızdan sonra hani ne kadar, en yüksek ne kadar dereceye ulaşıyor onu bir görelim. Evet, şimdi de en yüksek 36 dereceyi gördü. Yani çok ısınan bir telefon olmadığını söyleyebiliriz.
Dilerseniz performans test sonuçlarına bakalım. Hani genel olarak telefonu kullandık. Herhangi bir performans noktasında sıkıntı sorunu yok. Gerçekten hızlı çalışan bir telefon. Android 4.4.4. Stabil bir sürüm. Yaşadığım, kullandığım süre zarfında bir performans düşüşü de olmadı. Hani gözüme batan bir sorun da yok. Hızlı çalışan, sorunsuz bir telefon izlenimi aldım. Tabii UKT videolarımızda uzun süreli deneyimlerimizi söylüyoruz. Uzun kullanım testi, yani bir 2 ay 3 ay hani bu telefon kalırsa bizde kullanırsak deneyimlerimizi size söyleyeceğiz. Dilerseniz test tablolarına geçelim. Diğer rakiplerine karşı neler yapmış onlara bakalım. Xperia Z3 şu anda yeni bir yazılımla karşımızda. O yüzden bazı skorlarda minimal bir şekilde Xperia Z2'nin gerisinde anlık olarak kalabiliyor. Hani bu biraz değişiyor tabi. Basemark X'de 12.231 puan alıyor. LG G3'ün önünde yer alıyor. Hani bu skorla LG G3 11.800 seviyesine bir puan almıştı. Aynı testten Galaxy S5 11.895 puan almıştı. Xperia Z2 ise 12.919 puan alıyor. Yani hepsinden yüksek puan almış Xperia Z2 burada. 3D Mark'ta incelediğimiz cihaz 16.944 puan alıyor. Samsung Galaxy S5 13.000 skor almış. LG G3 aynı testte 16.390 puan almış. Yani burada da Xperia Z3 oldukça performanslı. Xperia Z2 burada yine yüksek puan almış. 18.712. Bu niye böyle onu bilmiyorum. Hani Xperia Z2 burada da güçlü çıkmış hepsinden. Geekbench 3.0 burada tek çekirdek performansına baktığımızda 970 puan alıyor. Burada Xperia Z2 aynı testte 832 puan almıştı. Hani burada geride kalıyor Xperia Z2. Çoklu çekirdek performansında da Z2'nin önünde yer alıyor 2697 puanla. Burada rakipleri LG G3'ü de geride bırakmış incelediğimiz ürün. Gelelim AnTuTu'yu zaten atladık artık. Quadrant Standard'da. Quadrant Standard'da da incelediğimiz ürün 18.745 puan alıyor. Xperia Z2 aynı testten 16.862 puan almıştı. Burada da Xperia Z2 geçiyor. GFX Bench 3.0 Manhattan'da off-screen modda aldığı puana bakacak olduğumuzda 11.9. Xperia Z2 burada 11.4 almıştı. LG G3 11.3 almış. Milim farklarla Xperia Z3 önde yer alıyor. Rakibi Galaxy S5'e de bakalım. Galaxy S5'te 11.7 almıştı. Yani Xperia Z3 burun farkıyla burada da lider olmuş. GFX Bench 3.0'daki on screen modu aldığımızda ise buradaki performansına bakalım. Burada da 7.3 FPS almış. Bu da azımsanacak bir skor değil. Son testimiz Epic Citadel. Burada da 58.3 FPS gibi bir skor alıyor. Burada LG G3 56.9 puan almış. Z2 de 56.8 almış. Yani Xperia Z3 burada da başarılı. Telefonu kullandık, oyun oynadık, arayüzüne baktık. Gayet seyri çalışan bir telefon. Peki bu telefonun en önemli özelliklerinden bir tanesi de kamerası. Sony Xperia Z1 ile beraber karşımıza çıkan 20.7 megapiksellik kamera 3 nesildir kullanılıyor. Yani bu kamera ufak geliştirmelerle Xperia Z2'de de kullanıldı. Şimdi Z3'te de karşımızda. Burada farklılıklar neler diyecek olursanız, Sony Xperia Z3'te ISO değerini yükseltti ve akşam oluşan gren sorunlarını minimuma indirdi. Gerçekten akşam fotoğraf çektiğinizde Xperia Z1'de özellikle çok fazla olan gren, noise, ne diyecekseniz kumlanma gibi pek çok negatif etki olmuyor. Bu açıdan kamerasını başarılı buldum. ISO değerlerine bakacak olduğumuzda 12.500 ISO değerlerine çıkabiliyor. Yani gerçekten bu değer bir mobil cihaz için başarılı. Bu ISO değerlerini bir kenara koyacak olduğumuzda yine en büyük sensörlerden birini kullanıyor kamerası. 1/2.3 inçlik bir sensör kullanılıyor. G-Lens 20.7 megapiksel kamerada. Peki şimdi kamerayı açtığımızda direkt şuradan hızlı bir şekilde kamerayı açabiliyorsunuz. Eskiden olduğu gibi otomatik çekimde megapiksel değeri biraz daha düşük oluyor. Bunu açıkçası pek anlayamıyoruz. Hani Sony niye böyle bir çekim kararı alıyor onu bilmiyorum. Süper otomatikte çektiğinizde değerler biraz düşüyor. Nasıl düşüyor hemen onları da size söyleyelim. Cihazda eleştirebileceğimiz bir durum Xperia Z2'de de vardı. Süper otomatik modunda fotoğraf çektiğinizde 8 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraf çekiyor. Ayrıca HDR fotoğrafları da 8 megapikselde çekiyor. Eğer siz kamerayı manuel modu alıp 20.7 megapikselde çözünürlükteki fotoğraf çekmek istiyorsanız HDR kısmı
sönük kalıyor. Yani açamıyorsunuz eşli yere. Bu önemli bir dezavantaj. Çünkü hani bakacak olduğumuzda rakiplerine Galaxy S5 mesela 16 megapikselde gerçek HDR çekip koyabiliyor. Yani HDR modunu 8 megapikselde yani süper otomatikte almamız biraz eleştirilebilecek bir nokta. Yani çünkü 8 megapiksel HDR moduna düşmesi hani bu işlemcide hani daha yüksek performans alabilirdi. Hani burada Sony görüntü işlemede belki böyle bir ayar yapmış olabilir. Kamerada yine Xperia Z2'deki gibi YouTube'a canlı yayın yapabiliyorsunuz. Live on YouTube uygulaması ön yüklü olarak geliyor kamerada. Hani bunlar önemli özellikler. Bu fotoğraf çekiminin yanında 4K video kaydı yapabiliyor 30 FPS hızında. Ayrıca 1080p 60 FPS ve 720p'de 120 FPS video kaydı yapabiliyor. Yani hızlı çekim videolar çekebiliyorsunuz. Ayrıca bunu suyun altında da yapabiliyorsunuz. Bu da telefonun güzel noktalarından bir tanesi. Telefonun ön kamerasına baktığımızda da 2.2 megapiksellik bir kamera var. Bu ön kamerada başarılı fotoğraflar çekebiliyor. Ayrıca 30 FPS hızında 1080p videoda çekebiliyor ön kamera. Telefonun çektiği fotoğraf örneklerine baktınız arka tarafta. Yani akşam olsun, gündüz olsun kötü fotoğraf çekmiyor, güzel çekiyor. Eskisi gibi grenlenme olmuyor. Ama dediğim gibi bu Sony'nin ben ISO değerlerini çok yükselttim diyor. Ama manuel modda 50 ayarladığınız zaman ISO maksimum 800'e kadar çıkabiliyor. Yani bunların hepsini yani Sony'nin kamerada geliştirdiği hepsini süper otomatik modda görebiliyorsunuz. Ve süper otomatik modda 8 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraf çekiyor. Hani bu bence eleştirilebilecek bir nokta. Ama hani sonuca baktığımızda güzel fotoğraf çekiyorsa çok da eleştiremeyiz. Sonuçta hani şu an 3 milyara yakın satılan iPhone 6, iPhone 6 Plus'ta 8 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraf çekiyor. 8 megapiksel sonuçta kötü bir çözünürlük değil. Yeterli bir çözünürlük. Ama 20.7 megapiksel tanıtıldığı için bu telefon bu noktada eleştiri yapabilirsiniz. Yani bir adama 20.7 megapiksel çözünürlüğünde kameram var deyip telefon satıyorsanız bu çektiği hani süper otomatik modda çektiği fotoğraflarda 8 megapiksel çekiyorsa hani bunu biz okurlarımıza söylemek zorundayız. Çünkü hani burada da bir pazarlamada biraz hinlik var gibi duruyor. Ama bunu daha önce de Sony yapıyordu zaten. Yeni bir durum değil. Telefonun gerçekten ses deneyimini çok beğendim. Özellikle kulaklık çıkışından amfiye bağladığınız zaman çok net berrak bir ses alıyorsunuz. Ben arabaya bağladığımda gerçekten başarılı bir ses alıyordum. Dilerseniz telefonla hani nasıl bir ses deneyimimizi aldığımızı bir görelim. Bir şarkı açalım. Bakalım çift hoparlörle şarkılar nasıl ses çıkarıyormuş. Bir görelim. Evet, ses performansına baktık. Gayet başarılı burada da. Hani telefonun şu ana kadar bana sunduğu deneyim gerçekten başarılı. Yani ekranı olsun, kasası olsun, normal performansı olsun her konuda iyiydi. Bunları bir kenara koyalım. Önemli olan noktası bataryası. Sony ilginç bir şekilde Xperia Z2'deki 3200 mAh'lık bataryayı 3100'e düşürdü. Bunun sebebini bilmiyorum. Hani çok gerek yok mu dedi 3200 mAh'lık bataryaya gerek mi yok dedi bilmiyorum ama 100 mAh'lık bir düşüş var. 3100 mAh bataryası var. Ama bu da cihazı çok etkilemiyor. Stamina modla beraber başarılı bir pil ömrü sunuyor. Hani ben bir günü çok rahat görüyorum, geçiriyorum bu telefonla. Bekleme moduna baktığımızda standby'de 3G'de 740 saat bekleme süresi sunuyor. Tabi bunlar hem stamina modunu açacak. Bu biraz uç örnek ama 2 gün kullanmayla 1 gün stamina mod açık olmak kaydıyla kullanabiliyorsunuz. Bunların yanında telefon konuşma süresi olarak da 16 saat 3G'de konuşma süresi sunuyor. Bu da gerçekten başarılı bir değer. Yani stamina modu açık olduğu sürece düzgün bir şekilde telefonu kullanabiliyorsunuz. Gayet
akıcı bir şekilde çalışmasını sürdürüyor. Genel olarak toparlamak gerekirse Xperia Z3, Xperia Z2'den daha alınabilir telefon olmuş. Fiyat farkı da çok olmayacak zaten. Güzel bir güncelleme yapmış Sony. Xperia Z2'deki eksiklikleri gidermiş. Telefonun özellikle akşam kamerası güzel fotoğraf çekiyor. Grenlenme yapmıyor. Özellikle manuel modda elinizde 20.7 megapiksel kameranın gücünü, bu sensörün gücünü hissediyorsunuz. Yeterli ışık aldığınızda çok güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Benim tek eleştirebileceğim nokta kamerasında o yüksek ISO değerlerine ve HDR'a sadece 8 megapiksel süper otomatik modda ulaşabiliyor olmamız. Bunun haricinde Snapdragon 801 gayet yeterli çalışıyor. Telefonun zaten ısı testini de yaptık. Özel ısı iletim borusuyla beraber telefon çok ısınmıyor. Kasasında da ısıyı size çok Allah ne oluyor falan filan diye iletmiyor. Yani dediğim gibi bu konuda da başarılı. Genel olarak ben bu telefonu beğendim. Xperia Z3 gerçekten başarılı bir akıllı bir telefon. Yalnız önümüzdeki dönemde Snapdragon 805 de çok iyi bir işlemci değil bence. Çünkü 64 bit desteklemiyor. Yıllar yılı olan Create'in biraz daha geliştirilmiş varyasyonu. Adreno 420 GPU'su da olsa da olur, olmasa da olur. Full HD'de çok büyük fark yaratacağını sanmıyorum. Dediğim gibi bu telefonu, yani şu anda bir akıllı telefon alacak olursanız Xperia Z3 alınabilir bir telefon. Fakat uzun vadede Android L 64 bit desteğine sahip olacak. Bu işlemci 64 bit desteği sunmuyor. Aynı şekilde Galaxy S5 de sunmuyor. HTC One M8 de sunmuyor. Dediğim gibi o telefonu alacağım diyorsanız bu telefonu gayet tercih edebilirsiniz. Gerçekten onlardan daha üst seviye bir telefon olmuş. Yani hataları düzeltilmiş, daha stabil çalışan, daha iyi bir telefon olmuş. Ama dediğim gibi biraz daha bekleyecek vakti olanlar bekleyebilir. Şu anda bu diğer telefonlar için de geçerli. Çünkü Snapdragon 810 yeni 64 bit mimarisini kullanan diğer işlemcilerle beraber Android L 64 bit desteği sunacağı için daha farklı deneyimler sizlere sunabilir. Ama dediğim gibi Android L 64 bit desteği gelse bile bir seneden önce pek bir şey değişmeyecek. Yani uygulamalar buna adapte olamayacak. Mesela iPhone 5S ile beraber 64 bit desteği geldi. Ne oldu Apple tabii? Bir şey olmadı da. Hani bu tarafta da 64 bit desteğinin oturması en fazla 1-1,5 sene sürecek. O yüzden Xperia Z3 alınır. 1-1,5-2 sene rahatça kullanılır. Size vereceği deneyim de gayet güzel. Sony üst segment telefonlarına başarılı güncelleme desteği sunuyor. Hızlı bir şekilde buna Android L de gelecektir. Kısacası ben sevdim. Tavsiye ediyorum. Bir başka incelememizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.